Ama biz önce bir Binali Yıldırım, Türkiye'nin son seçilmiş başbakanı Binali Yıldırım ne demiş İstanbul seçimleriyle ilgili? Önce bir onu görelim isterseniz. Büyükşehirde Murat Kurum başkan olursa efendim Sancaktepe ve diğer ilçelerde de Cumhur İttifakı'nın adayları seçimi kazanırsa artık bize diyecek yok. Yeme yanında yap. Yani diyor ki Sancak Sancaktepe'yi alırsak ona da razıyız diyor. Pardon affedersiniz. Bu arada Binel Bey ne kadar yaşlanmış değil mi? Hoş her şey. Yani daha doğrusu hepimiz için geçerli aynı şey. Biz de yaşlandık. Bir saniye ceketimi giymeye çalışıyorum. Ha. Ee, Binali Bey diyor ki Sancak Sancaktepe'yi alırsak şahane olur. Onun yanında diyor bir de İstanbul'u alırsak diyor. Ee, da yemece yanında yatıyor. İstanbul'u almak yönünde pek bir ümitleri yok anlaşılan. Yani ancak alırlarsa müjdeler olsun şeklinde herhalde böyle bir e, mutluluk tablosu içerisindeler. Yani bu onu gösteriyor. Bir daha dinleyelim. Bir iyi anlayalım ne demiş Binali Yıldırım. Bir daha bir duyalım. Büyükşehir'de Murat Kurum başkan olursa efendim Sancaktepe ve diğer ilçelerde de Cumhur İttifakı'nın adayları seçimi kazanırsa artık bize diyecek yok. Yeme yanında yap. Evet böyle diyor yani böyle bir şeyler olursa falan diye wishful thinking der batırlar yani temenni böyle temennileri var Binali Yıldırım'ın. Yeme de yanında yap lafı tabii yani Türkçemizde güzel bir deyim fakat Ümit Bey Ümit Özdağ bu cümleyi duyunca e, üzerinde zıplamış. Aa uzay geldi <laughs> canım benim <laughs> hem de bak 5 tane Özlem Gürses membership üyeliği hediye ediyor sağ ol oğluşum kesene bin bereket canım benim. Seni çok özledik ve de çok merak ediyoruz. Ee, i̇yi olduğunu umuyorum. Fotoğraflarından seni iyi görüyorum. Bu ameliyatında yanında olamadığım için kafamı duvarlara vuruyorum. Evet ben bir iş için buradayım Kıbrıs'tayım. Ee, siz de böyle bizim aile meselelerimize canlı olarak tanık oluyorsunuz. Ee, bu da enteresan bir şey. Uzay menisküsünü yırttı o mu yırttı yırtıldı mı bilmiyorum ve e, dolayısıyla acilen böyle genel anesteziyle bir ameliyat alınmak durumunda kaldı. E, hastanede şu anda menisküsü sağlıkla dikildi. Teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. İyiyim iyiyim yazmış bak. Bugün ilk defa ayağa kaldırdılar böyle böyle yürüyecek herhalde. Hakikaten biz bir aile olmuşuz Sermin öyle anlaşıyor ya. Kediler, çocuklar, anneler herkesi, herkes herkesi tanıyor yani. Böyle bir ortam var şu anda kanalda. Çok teşekkür ediyorum Uzay'cığım. Evet bu gece kavuşacağız inşallah daha doğrusu bu gece de kavuşamayacağız galiba yarın sabah ben yine kör saatte Bursa'ya gidiyorum ama yarın akşam kesin olarak kavuşacağız. Aa, oğlum bana ilk defa kart gönderdi 2000 kişi huzurunda bunu da kayıtlara geçmiş olalım böylece canım benim. Evet şimdi ben dağıldım tabi. <laughs> Binali Yıldırım böyle yemeden yanında yat deyince e, ve Ümit Özdağ da bunu duyunca Ümit Başkan, Ümit Özdağ Genel Başkan Zafer Partisi'nin tabii hiç kaçırmamış şöyle yazmış. Sizin yemeden yanında yatmanız mümkün değil zaten siz yiyerek yatarsınız. Ev kiraları 15-20 bin, ekmek 8 lira, kuru soğan 15-20 lira, büyük tüp 730 lira, et 700 lira, vatandaş aç siz yiyin ve yatın Zafer gelecek sığınmacılar ve soyguncular. Gidecek yazmış. Ee, yani tabii Ümit Özda Zafer Partisi ile birlikte ciddi bir rüzgar yakaladı. Bu partiler son dönemde ciddi şekilde bir e, e, oy artışına geçtiler. E, oylarını yükselttiler. Ama iktidara bir aday olabilirler mi? Bir alternatif olabilirler mi? O kadar emin olamıyorum doğrusu İstanbul seçimlerinde de. Çok iyi bir aday çıkarmış olmalarına rağmen yani Azmi Bey, Azmi Karamahmutoğlu öyle boş beleş bir isim değil yani Zafer Partisi'nin adayı. Ama buna rağmen işte demin asal araştırmanın anketini verdik. Zannediyorum iki seviyesinde mi iki, iki buçuk seviyesinde mi bir oy potansiyeli gözüküyor? Daha da mı düşük? İki buçuk, iki buçuk. Evet tabii yani sıfırdan iki buçuk çok ciddi bir oran ayrı mesele ama Zafer Partisi'nin Türk siyasetinde daha yürüyecek yolu var o gözüküyor daha da büyüyecektir bu siyasi hareket onu görmek mümkün ama o sene bu sene mi ondan emin olamıyorum doğrusu. İstanbul'daki yarışın durumu bu özetlemek gerekirse İmamoğlu yarışı önde götürüyor. Bunun AK Parti de farkında İmamoğlu ekibi de farkında fakat aradaki fark kapanmayacak bir fark değil siz de yazıyorsunuz gördünüz zaten. O nedenle her iki aday da ve her iki e, aday ekibi de stratejistleri de işi sıkı tutuyorlar. Bugün İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman Soylu uzun zamandır kendisini görmüyoruz. Bir dönem sürekli olarak hem tweetlerini e, görüyorduk, kendisini görüyorduk açıklamalarını görüyorduk. Meclis kürsüsünde yaptığı son derece sert konuşmaları dinliyorduk. Ama bir anda ortadan kaybolmuştu malumunuz e, Süleyman Soylu İçişleri Eski Bakanı ortaya çıktı. E, görüldü kendisi. Kendisi CHP'nin Kemerburgaz'daki standını ziyaret etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz bizim için çok değerli. Sağ olun. Ee, Kemerburgaz'da diyor CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük çünkü onlar oyumuza talip oldu. Oyunuzu bize verin dediler. Ben de oyumuz boşa gitmesin, muradımıza gitsin dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoş görüleri için sağ olsunlar. Allah Allah. Bakar mısınız? Arkada değişim zamanı yazıyor. Kemerburgaz adayının şeyleri orada. CHP'nin oradaki e, ekibi, örgütteki çalışan arkadaşlar gülüyorlar. Aynı şekilde Süleyman Soylu kahkaha atıyor. Bir ara oh oh falan diye bağırmıyor muydu Sayın Soylu? Bir sonraki fotoğrafa da bakalım. Gene böyle gayet bir takım tatlişlikler, e, güzellikler. Evet gene gülümseyen, karşılıklı. Bak Allah Allah eski Türkiye geri mi geldi? Aman aman. Ne oldu? Ha? Eski Türkiye'de aynen böyleydi. Aynen böyleydi. Biz defalarca seçim izledik hem Türkiye genelinde hem yerel seçimler izledik. Gittiğimiz her seçim kampanyasında, gittiğimiz her seçim gezisinde aynen böyle fotoğraflar çekilirdi ve aynen böyle haberler yapılırdı. İşte şu rakip aday şu rakip adayın elini sıktı. Yok torununa bilmem hediye aldı. İşte efendim yok ikisi espri yaptılar, kameralara kahkaha attılar, güldüler. Öyle böyle böyle sayısız haber yaptık. 22 yıldır yapamıyorduk bunu. Hayır ben hayırdır inşallah demek istiyorum. Ee, nereden çıktı bu birdenbire tatlişlikler yumuşluklar minnoşluklar taht binmeler birbirinin standını ziyaret etmeler falan güzel yani ee, ben memnunum da ee, bunu İmamoğlu başlattı yani hakkını teslim edelim ee, Ekrem Bey e, rakip e, standlara gitti her ne kadar MHP'li kardeşlerimiz geri bas geri bas falan diye kendisine itip kaksa da birçok standda da gülümsemeyle karşılandı bu tabii şöyle eee aslında size söylemiştim evet hayır kampanyası sırasında Cumhurbaşkanı yine CHP'lilerin hayır çadırına gitmişti. Ben de canlı yayında izliyordum televizyonda dedim aha bakar mısın iklim değişiyor galiba siyasette bu kutuplaşma hamaset düşmanca söylem bitiyor mu ya ne oluyor hayırdır inşallah falan derken Sayın Cumhurbaşkanı girdi iki tokat bir tekme yani mecazi anlamda söylüyorum. Siz niye bize oy vermiyorsunuz? Siz niye hayır diyorsunuz kardeşim? Niye böyle nankörlük yapıyorsunuz? Biz bu ülke için neler yaptık? Yakışıyor size böyle? Nankör muhalefet falan gibi bir konuşma yapıp daha çok da kadın CHP'li e, kardeşlerimizin çalıştığı bir şeydi orası. E, bir standı girdi, girdi, İslam. Kadınlar ve şaşkınlık içerisinde yüzlerindeki gülümseme dona kalaraktan Cumhurbaşkanı'na baktılar falan ve Cumhurbaşkanı çekti gitti. Ve böylece büyük bir fırsat daha Türkiye'nin en azından barış ve kardeşlik ikliminin yeniden tesisi ve normalleşmesi yönünde kaçıp gitmiş oldu. Gezi de aynı fırsat ayağına geldi Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Hani biz zannettik ki gider ve gençlere der ki Evlatlarım, yavrularım, çocuklar, gençler, alo Romalılar sizin derdiniz ne ola ki hele bize bir anlatın hani ben de bu ülkenin cumhurbaşkanıyım, başbakanıyım belki çözeriz falan yok öyle bir şey olmadı. İmam ee, İmamoğlu başlattı bu meseleyi farklı rakip siyasetçilerin işte efendim hem kendisinin yaptığı açılışlara diğer partinin ilçe başkanlarını davet etmek, kendisi başka açılışlara gitmek, standlara ziyaret etmek ve ee, görüyoruz ki bugün de Süleyman Soylu bugüne kadar çizdiği profilin çok dışında bir beden diliyle karşılıklı kahkahalar atarak da CHP standında fotoğraflar paylaşıyor. Bakalım bu e, İstanbul'daki giderek sertleşen ve rekabetin arttığı e, iklimin yumuşamasına da yardımcı olur mu? Ben sanmıyorum. Çünkü Erdoğan anketleri gördükçe son derece tepesi atıyordur. İstanbul giderse 2028'de Türkiye'nin gideceği ihtimalinin güçlendiğini o da görüyordur. Zaten öyle olmalı ki her yer böyle tatlış yumuş pamuk şeker kıvamında değil. Mesela Balıkesir'e gidelim. Balıkesir'de hani kimin aklına gelirdi diyebileceğim bir kurnazlık yapılmış. Balıkesir'de biliyorsunuz Balıkesir'in CHP belediye başkan adayı Ahmet Akın. Kendisi Kılıçdaroğlu'nun da önemli kurmaylarından biriydi. CHP'nin genel başkan yardımcısı Balıkesir'de çok iyi tanınan, sevilen önemli isimlerden biri enerji politikalarından sorumluydu. Ve bir önceki yerel seçimlerde Ahmet Akın yine Balıkesir'de başkan adayı olmak istemişti, belediye başkan adayı. Ama İyi Parti lehine orada ittifak yapılmıştı ve İyi Parti'nin adayının kazanabilmesi için um, CHP adayını geri çekmişti. Ahmet Bey adaylaşamamıştı. Sonrasını hatırlıyorsunuz herhalde. Balıkesir adayı İ parten istifa edip rakip partiye geçti ya öyle işte. O yüzden e, e, her yer e, bu kadar tatlış değil. Ahmet Akın'a e, acayip bir e, pusu kurulmuş yani bir aday şoku yaşıyor şu anda Ahmet Akın. yanlış tezi veriyoruz efecim. Optimal anketini ben 15 dakika önce anlattım bitti. Evet ben de bunları görüyorum işte ekranda meslekten gelince böyle oluyor. Evet Ahmet Akın kendisi şu anda Balıkesir'de belediye başkan adayı CHP için. Fakat ne yapmışlar biliyor musunuz? Aynı isimle yani yine Ahmet Akın olan adı Ahmet soyadı Akın olan Balıkesirli bir insanı bağımsız aday yaptılar Balıkesir'de. Ya ben de anlamıyorum Begüm soruyor diyor ki YSK nasıl kabul etmiş bunu? Bilmiyorum ki. Ya YSK neyi kabul ediyor, neyi kabul etmiyor anlamak mümkün mü Begüm Hanım? Mühürsüz oyları, geçersiz oyları geçerli saydılar biliyorsunuz son virajda. Bir önceki seçimde. Yani YSK aynı zarfın içine atılmış. İstanbul seçimlerinde yaptığını hatırlıyorsunuz ya. Aynı zarfın içine atılmış. iki oydan birini geçersiz saydılar. Bunlardan biri belediye meclis üyeleriyle ilgili seçim kağıdıydı. Onu okey dediler. Onda hiçbir sorun yokmuş. Ama... Başkana verilen oyları geçersiz sayıp seçim iptal ettiler ya bir önceki yerel seçimde. Onun için yani hani YSK her ne kadar eee bir özerk bağımsız kamu organı gibi gözükse de verdiği kararlarla hiç de öyle yapmıyor farkındaysanız. Dolayısıyla Balıkesir'de Ahmet Akın şu anda şaşkın vaziyette. E çünkü insanlar hakikaten de kafası karışabilir. Yani düşünseniz aynı pusula üzerinde iki tane Ahmet Akın ismi görüyorsunuz. Hangi Ahmet Akın oydu falan diye ve zaten bir, yani 10 saniye içinde yanlış yere mührü bir bassanız geçmiş olsun bitti. Balıkesir'de böyle bir tuzak kurulmuş. Tuzaktır bu yani. Gerçekten bunun başka bir açıklaması yok. Şeytanın aklına gelmeyecek işler oluyor Balıkesir'de. Bu gerginliğin ama tek boyutu ve alanı yerel seçimlerde birbirine rakip olan partiler değil. Partilerin içerisinde de birbirlerine rakip olan ya da